Tesadüflere dayanan başarı gökkuşağı gibidir. Çok güzeldir ama kalıcı olmaz. Kalıcı, sürdürülebilir ve geliştirilebilir olan, gücünü kişinin sarf ettiği emekten alan başarıdır. Gerçek hayatta başarıyı insan dişiyle, tırnağıyla söker alır. Aklıyla, azmiyle, sabrıyla. Bu belgesel serisinde bu toprakların yetiştirdiği insanların dünyanın dört bir yanına yayılmış başarı öykülerini kendi ağızlarından paylaşacağız sizlerle. Onlar anlattıkça bir kez daha anlayacağız ki bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Hayatın bildik koşuşturması içerisinde farkına varamıyor olsak da bizim için, sağlığımız için, hayat kalitemizin yükselmesi için görmediğimiz, bilmediğimiz bir yerlerde karıncalar gibi durmaksızın çalışan, düşünen, yaratan ve üreten insanlar var. Boğaziçi ve Stanford Üniversitelerinde elektrik elektronik mühendisliği okuduktan sonra biyoteknoloji alanında uzmanlaşan ve artık Stanford Üniversitesi'ndeki kendi laboratuvarında yaptığı buluşları öğrencileri ve meslektaşları ile birlikte insanlığın hizmetine sunan Utkan Demirci de onlardan biri. Çağımız biyoloji çağı, biyoteknoloji çağı. Nasıl 1900'lerde millet fizikte, matematikte temel kuramları koyuyorlarsa bugün de biyolojide ve biyoteknolojide insan sağlığında bu araştırmalar, bu yönelimler oluyor. Biz de bunun, bu koskocaman bir dalganın ufak bir damlası olarak kendi sörf tahtamızla beraber biraz kulaç çekmeye çalışıyoruz bilim denizinde. Ki ben genelde hani dikkat ederseniz değişik alanlara veya değişik yerlere çok riskli gibi görünebilen şeyleri yapabildim. Çünkü her zaman genelde hoşuma giden şeyi, ilgimi çeken şeyi, bana ilginç gelen şeyi yapmaya yöneldim. Ne bileyim, ben elektrikte doktora yaparken tıp ilginç geldi bir ara, ona yöneldim. Ama bu yönelimlerin hiçbirinde de hani bir maymun iştahlıkla bu ilgimi çekti, o ilgimi çekti, bundan buna, ondan ona, daldan dala değil. Bir şey ilgimi gerçekten ciddi çektiğine karar verdikten sonra onda ilgimin sonuna kadar veya belli bir yere ulaşıncaya kadar sebat ettim ve sonuna kadar çalışıp belli bir yerlere getirmeye girdim. Her alanda ciddi bir katkı, yani insanlığa olabilir, bilime olabilir, kendime olabilir, bir çevremdekilere olabilir, öğrencilerime olabilir, bir katkı yapmaya, yani hani girdikten sonra bir şey üretmeye, bir şey ortaya koymaya çalıştım. Denizli Sarayköylü memur bir babanın oğlu olarak, üç tekerlekli bisiklet ve Atatürk Orman Çiftliği dondurmaları ile eşlediği Ankara çocukluğunu geride bırakarak İstanbul'a gelen Utkan Demirci, üniversite sınavına kadar geçen okul yıllarını şöyle anlatıyor. O zamandan hatırladığım olay 4 sene boyunca oynadığım Kafkas'tır. Çok hatta severek yaptığım bir çocukluk aktivitesidir o Kafkas oynamak. Hala da zevkle izlerim. Ortaokul yıllarında, daha sonra işte bizim zamanımızda hala da olduğu üzere girilen sınavlarda insanlar bir sıralamada bir okula girip devam ediyorlardı. Ben o zaman Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandım ki bu benim özellikle başarımda güzel bir yönü oldu. Güzel bir okulda iyi bir eğitim aldık ve daha sonra Kadıköy Anadolu Lisesi yıllarında ortaokul ve liseden sonra üniversite yılları başladı. Üniversitede daha çok Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazanmakta hedefimiz. Aslında belki Türkiye'deki eğitim sisteminin yönlendirmesiyle bizim dönemimizde ve bizim olduğumuz gibi her yüksek net yapabileceğine inanan genç puan sıralamasında en yüksek neyse biraz da onun verdiği hevesle, biraz da mühendisliğe ve el becerisine olan ilgiyle o tarafa yöneldim. Babam çok uzun süreler beni özellikle tıbba yönlendirmeye çalıştı. Son akşama kadar işte oğlum tıp yaz, sen doktor ol, işte daha iyidir, daha güzeldir. Bir şekilde bayağı uzun seneler uğraşmasına rağmen bu konuda başarılı olamadı. İlk senede Boğaziçi Elektrik yazıp hem de İstanbul'da kalmanın alem orada olduğu için verdiği motivasyonla elektrik elektronik bölümüne girdim. Boğaziçi Elektrik Elektronik bölümünün ilk yılında üniversite sınavlarında dereceye giren öğrencilere sunulan bir devlet bursu fırsatı ile karşılaştığında Utkan Demirci'nin kendisinden çok oğlunun en iyi koşullarda okumasını isteyen babası heyecanlanmış.
Tabii benim bu Bursa yakından olacaktan bir ilgim kesinlikle yoktu. Gene babamın motivasyonuyla nasıl olsa doktoraya bir noktada yurt dışına gideceksin. Genç gidersen daha adaptasyonun kolay olur. Kültür şokunu daha az yaşarsın. Nasıl olsa gideceksin. Sonra ne yapacaksan döneceksen dönme kararını, kalacaksan kalma kararını, çalışmalarını, bilimsel çalışmalarını orada devam ettirirsin. Zaten amacın madem bilim adamı olmak, ne zaman gittiğinin veya ne yaptığının çok önemi yok. Onun için böyle bir değerli bir burs var madem. Bunu değerlendir tarzında bu noktada beni ikna edebildi. Öyle olunca ben Boğaziçi'de bir sene okuduktan sonra daha sonra lisans eğitimime Michigan'da, University of Michigan'da Ann Arbor'da devam ettim. Gene elektrik elektronik mühendisliği alanında ki bu dönemde Amerika'da tıp eğitimi, lisans eğitimi bittikten sonra girildiği için bu tabii bir 3-4 sene daha benim tıbba yönelmem için gelen istekleri ve tepkileri devam ettirdi ama gene başarılı olunamadı. Lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayıp gelmekle lisans eğitimini de Amerika'da almak arasındaki farkı şöyle anlatıyor Utkan Demirci. İki türde başarılı örnekleri var. Ama ben kendi adıma konuşursam biz Türk eğitim sisteminde yetişirken tek başına sınava girmeye, tek başına soru çözmeye, tek başına ödev yapmaya yani bir takım halinde, takım projelerine alışık olmadığımız için ben ilk gittiğimde birden fazla kişinin beraber çalıştığı projelerde, böyle ucu açık projelerde ilk başta biraz adaptasyonda ve yani değişik sorunlar, sorun demeyelim de değişik fikir açılımları yaşamak zorunda kaldım. Çocukluğunun İstanbul Kartal yıllarını ve Kafkas halk danslarını özlemle anan Utkan Demirci'den, yürüttüğü bilimsel çalışmalarla insanoğlunun yaşam kalitesini arttırmaya ve daha uzun ve sağlıklı yaşamasını sağlamaya çalışan bilim insanı Utkan Demirci'ye giden yolun tesadüfen çizilip çizilmediğini merak ettik. Eskiden beri bir bilim adamı olmak, yani ta ortaokul yıllarından beri kafamda olan bir şeydi. Tabii uzun vadede planlar yapmak, uzun vadeli hedefler koymak, yani 10-20 senelik hedefleri önceden oturup düşünebilmek birçok insan için ya 10 sene sonra nerede olacağımı nereden bileyim demek her ne kadar doğru olsa da genel çerçevede gitmek istediğiniz yeri bilmek, ulaşmak istediğiniz yeri bilmek ve adım adım iğneyle kuyu kazar gibi adım adım kazmak onu. Bence başarıyı getiren şeyler bunlar. Başarı bir buzdağı gibi. Hani tepesinde siz belki buzdağının tepesini görüyorsunuz ama onun altında koskocaman emek, çalışma, uykusuz geceler, hayal kırıklıkları, sayısız başarısızlıklar ve yılmama var. Ve bunun çerçevesinde devamlı sürekli bu hedefe doğru kilitlenip çalışma var. Birçok insan aslında oldukça zeki. Diğer insanları diğer insanlardan ayıran bilim gibi konularda, diğer konularda belli bir maratonu koşabilmek, buna dinmeyen yılmayan bir enerjiyle devamlı sürekli devam edebilmek. Bunlar asıl büyük başarıları getiren şeyler. Belki siz insanların tek bir başarısını belli bir noktada hani bir snapshot gibi görüyorsunuz ama o başarı belki onlarca yıl süren emeğin sonucu. Yani hiçbir şekilde tesadüf değil. Kalıcı başarının asla tesadüf olmadığını, hedeflenen geleceğe ancak çalışarak ulaşılabileceğini yaşadığı bir örnekle anlatıyor Utkan Demirci. Michigan'dayken işte hızlı bir şekilde üniversiteyi bir sene de Boğaziçi'nde zaten zaman kaybetmişken çünkü burada tekrar baştan başlamam gerekti. 3 sene gibi kısa bir sürede toparlamak için bayağı bir uğraştım. 3 senede burada bitirince toplamda akranlarımdan geri kalmadan 4 senede üniversite macerasını tamamlamış oldum. Stanford Üniversitesi'nden doktora için kabul geldi. Biraz lisans yıllarında çok yüksek ortalamalarla elektrik bölümünü bitirmiş olmanın verdiği kendine güvenle ya nasıl olsa gireriz, geçeriz düşüncesiyle ilk sene fazla bu sınavı ciddiye almadık. Girdik sınava ve bir puan gibi ufak bir farkla, bir marjinle altta kaldık. Bu benim için aslında hayatta yaşadığım bir sınava girip de onu böyle kolay bir şekilde aşamama olayının belki ilk örneğiydi. Bu bana çok güzel bir motivasyon oldu. Başarıya giden yolda bazı başarısızlıklardan yılmamak ama tekrar onların üstüne tekrar dönüp güçlü bir şekilde yani direkt ayağa kalkıp devam edebilmeye örnek. Hani ne oldum değil ne olacağım
konumunu da yorumunu da beraberinde getiriyor. Hiçbir zaman da hani ben bunu hallettim, bunu biliyorum, bu tamam tarzında bir rehavete kapılmamak da her zaman özellikle bilimde, çalışmada önemli şeyler. Her zaman çalışan başka, çok güzel önünüze geçebilecek yeni buluşlar yapan insanlar olabiliyor. Onun için devamlı onlarla beraber mümkünse çalışmanız ve ilerlemeniz gerekiyor. Bunlar tabii benim erken kariyerimde aldığım bazı dersler. İnsanın hayattaki duruşu yaptığı seçimlerle belirlenir. Bir yanda rahat bir hayat vaadi, diğer yanda gece gündüz çalışmaya devam etme çağrısı arasında Utkan Demirci yine kendisine yakışanı yapmış, zor olanı seçmiş. 3 sene gibi bir sürede üstüne doktorayı tamamlayıp Stanford Üniversitesi'nde elektrik mühendisliğinde özellikle benim uygulamalı fizik Ginston Laboratuvarı'nda özellikle akustik ve yarı iletken teknolojileri üzerine bunları birleştiren bir doktora tezim oldu. Bu tez de işte Stanford'daki girişimcilik ödülünü aldık o devirde. Daha sonra Singapur'a gittik, Stanford'ı temsilen orada o ödülü aldık. Yani bu girişimcilik ödülünü alınca önümüzde yepyeni kapılar açıldı. Aynı zamanda burada çok büyük bir yarı iletken şirketinden bir teklifim vardı orada mühendis olarak girmek için. Oldukça özellikle öğrencilikten çıkan biri için oldukça şişkin bir maaş gerçekten insanın ilgisini çekiyordu. Bir de hiç alakasız öylesine bir başvuru gönderdiğim Harvard Tıp Fakültesi'nde bir doktorüstü çalışma pozisyonu vardı. Oraya da gidip mülakat yapmıştım. Tabii doktorüstü çalışmanın daha çok biraz öğrenciliğe devam olduğu için ve de çok alakasız bir alanda. Ben yarı iletkenden geliyorum. Tıp Fakültesi'ne gidip Tıp Fakültesi gibi hiç bilmediğim çok da fazla zaten geçmişte de uzak durduğum bir alana girmek konusunda kaldım. Ama en sonunda şöyle düşündüm. Dedim ki bir iki sene daha hani hem kendimi geliştirmek hem bilgimi görgümü arttırmak açısından biyoteknolojiyi de öğrenmek neden olmasın. Böylece bu en vahim, en az ödeyen, en az maaşlı, en zor pozisyonu kabul edip tıp fakültesine geçtim. Ve vardığımda bana ilk başta bir proje verildi. Bu proje daha çok işte HIV üzerine bir projeydi. Ben ortaokul yıllarında özellikle İngilizce dersinde bizim Anadolu Lisesi'nde bir HIV'nin bulaşması üzerine bir biyolojik bir dönem ödevi yapmıştım. İşte kandaki bazı hücreleri HIV ile alakalı sayması gereken bir teknoloji üretmem gerekiyordu mühendis olarak. Yani hem biyolojisini bileceksiniz, hem tıbbi ihtiyacı bileceksiniz. Üstüne bir de yeni bir teknoloji inovatif olarak oluşturup bunların üçünü birleştirip bir tıptaki büyük bir problemi çözeceksiniz. Tabii güzel bir zor bir problemdi benim için. İşte bir sene de bir değişik teknolojiler çıktı. Daha sonra ikinci senesinde bu bir patente dönüştü ve halihazırda bazı şirketler bunu alıp ürünleştirdiler. Bu çalışmasının ardından yine bir yol ayrımıyla baş başa kalan Utkan Demirci, yaptığı ikinci zor tercihle bugün ulaştığı başarılı konumu perçinleyeceğinin de farkındaymış. Benim bu doktoraüstü çalışmam yaklaşık 18-20 ay sürdü. Bu esnada işte gene Harvard Fakültesi'nde başka bir hastanede bana hocalık teklifi verdiler. Yardımcı doçentlik teklifi verdiler kendi laboratuvarımı kurmam için. Aynı zamanda o zamanlar Urbana-Champaign'de gene elektrikte belki en tepe 3-4 okuldan bir tanesidir. Elektrik mühendisliği alanında bana yine bu şekilde bir teklif geldi. Birkaç tane daha teklif vardı ama en elle tutulur. Birisi Harvard Tıp Fakültesi, birisi de elektrikteki en iyi okullardan birinden bir teklif. Gene seçmemiz gerekiyor. Bir tarafta elektrik mühendisliği zaten bildiğimiz iş. Hani bir iki sene biyoteknolojiye girmişiz ama bir şeyler de yapmışız güzel. Onun sonucunda bu teklifler gelmiş ama hani oradan mı güvenli bir şekilde devam etmek veya gerçekten bir hastanenin içerisinde tıp derecesi olmayan bir mühendis olarak, bir PhD olarak girip hadi bakalım ne olacak diye tekrar ya yüzeriz ya batarız tarzında girmek. Ben gene orada risk aldım ve Harvard Tıp Fakültesi'ndeki pozisyonu aldım. Yıllar sonra artık babamın dediği yere 15-20 sene de sürse gelmiş olduk. Eminim ki o çok sevindi. Baba Demirci'yi de mutlu ettiği anlaşılan bu seçimin ardından yeniden Harvard yılları başlamış. Utkan Demirci, tıbbın başını ağrıtan yıllanmış sorunları mühendislik yaklaşımlarıyla çözmeye ve insanlığa hizmet etmeye devam etmiş.
Bunun sonucunda işte orada değişik konularda çalışmaya başladık. HIV'de gene yeni teknolojiler ürettik. Mesela yaptığımız teknolojiler çok Afrika'da bir dağın başında bile çalışabilecek cep telefonunu teknoloji olarak çok büyük, yani 100 bin dolar değerinde bu masa büyüklüğündeki aletlerin yerine sizin yapabileceğiniz ne bileyim şöyle eskiden bizim plastik diye baktığımız ama bu plastiğin akıllandırılmış hali tarzında aletler yaparak biz bu aletlerde HIV detect eder. Bunları cep telefonuyla veya çeşit portable sistemlerle birleştirir hale getirip bu tarz teknolojiler oluşturmaya başladık ki bu teknolojilerdeki amacımız bir test 100 dolar olmasın. 10 sent olsun. Bunu da fakir ülkelerde, gelişmekteki olan ülkelerde çok kolay bir şekilde, yani bir dağın başında bile yani bunu kullanabilelim de. Bu tarz teknolojilerde tabii benim elektrik mühendisliğini bir iyi bilmemin, üstüne koyduğum mikro akışkanlar bilgisi, onun üstüne koyduğum tıp anlayışı ve bir hastanede olmanın verdiği imkanlar büyük fayda sağladı. Çünkü hastanede bir mühendis olarak doktorlarla interaksiyona geçtiğiniz zaman sağınıza dönseniz problem, solunuza dönseniz problem. İçlerinden bu problemlerin en zor olanlarını, gerçekten insanlara daha fazla yardım edebilecek olan tıp problemlerini seçip bunlara uygun, kolay ama etkili çözümler bulmak bizim orada bulduğumuz o niş, o bulduğumuz çok kritik açı oldu. Bu konuda yürümeye başladık ve bu çalışmalarımız Brigham'da devam etti. Ben 2007 yılında başladım orada yardımcı doçent olarak ve 2013 yılında doçentliğimi aldım. Associate Profesör oldum Harvard Tıp Fakültesi'nde. Aynı zamanda bizim programımız hem tıp hem PhD programı olduğu için MIT ile de bir ayağı vardı. Buna MIT Harvard Health Sciences and Technology diye de geçen bir division'da hoca olarak devam ettim. Aynı zamanda laboratuvarımızda bu dönemde çok farklı yeni teknolojiler çıkmaya başladı. Mesela bu teknolojilerden bir tanesi de günümüzde Türkiye'de özellikle medyada çip bebek diye bilinen, mesela oradaki çiplerden birini de size burada paylaşayım. Şu tarz çipler, bu çiplerle biz önce gene anlattığım üzere problemi bulduk. Problem sperm sayısı az olan erkeklerde, sperm hareketliliği az olan erkeklerde başarı oranı tüp bebekte düşüktü. Bunun temellerinden biri de sperm sayısının ve sperm kalitesinin veya o bir iki tane bile iyi kaliteli spermin seçilemiyor olmasıydı. Ve bunu işte sentrifüj tarzı büyük sistemlerle yaptıkları için bunlar çalışmayabiliyordu. O bir tane sperm belki bulunamıyordu, belki kaybolup gidiyordu, belki ölüyordu proseste. Biz onun yerine gene işte insanın bu problemi, bu medikal problemi öğrendikten sonra bunu nasıl çözeriz, nasıl bir tane bile kaliteli sperm varsa onu oradan çekip çıkarırız tarzında gene mühendislik kafası çalışmaya başlayarak sorular sormaya başladık. Bunun yanı sıra olayın tıbbi ve biyolojik yönünü, spermin hareketli bir hücre olması, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda gördük ki biz aslında doğayı taklit ederek, yani doğada vajinal duvara sperm konduğu zaman bazı mikrofluidik kanallardan yumurtaya doğru gidiyor. Biz bu kanalları bir mühendis olarak oradan alıp bir aletin, bir çipin içine geçirdik. Bu da bize şey imkanını sağladı. Bu spermleri çok kolay bir şekilde, doğaya yakın bir şekilde seçebilme imkanını sağladı. Bunu da aldık, bu patentlendikten sonra Türkiye'de kendim bir ortağımla beraber, gene bir doktorla beraber kurduğumuz bir şirkette bunu ürün haline getirdik. Bunun Avrupa'dan CE onayını aldık ve Türkiye'de bugün bazı elit fertilite kliniklerinde bu teknoloji kullanılıyor ve gün geçmiyor ki bazen sabahın bir saatinde Türkiye'den telefon geliyor. İşte hocam işte şu 49 yaşında vardı ya bir bey, işte olmamıştı, 4-5 kere denemişlerdi çocukları. İşte onların şimdi bir erkek çocuğu olmuş falan tarzında. Yani işin komik tarafı, hani kendi çocuğum yok ama olmuş kadar seviniyoruz. Bir Türk olarak İlk olarak insanlara hizmet sunabilmiş olmak gerçekten bana sevinç geliyor ve çeşit bunu, hani benim Türkiye'ye ödemem gereken bir gönül borcum, sevgi borcum, bir hizmetim olması gerekiyor bir Türk bilim adamı olarak. Bunu direkt bir şekilde böyle bir teknoloji insanların çocuk sahibi olmasına kolaylaştıran veya daha önceki var olan teknolojilerle olamamış insanların çocuk sahibi olmasına hizmet etmiş olmak, bunu kolaylaştırmış olmak, ürettiğimiz teknolojilerle bunu Türkiye'de yapmış olmak, bu çeşit benim Türkiye'ye, kendi ülkeme bir hediyem. Utkan Demirci, Harvard'da HIV araştırmaları ile başlayan çalışmalarını, Stanford'da kendi laboratuvarında
insanlığın başındaki en büyük tıbbi belalardan birinin çözümüne yoğunlaştırmış. 10 senedir bulaşıcı hastalıklar, HIV üzerine çok büyük katkılar yaptık hem bilime hem teknolojiye. Amacım daha büyük neredeyse bir problem olan kansere yönelmekti. Zaten gene bunu 3-5 sene gibi bir süredir hafiften labda bazı küçük projelerle kansere yönelmeye başlamıştık biz o sistemde de. Utkan Hoca 2010'dan beri süre gelen bu araştırma sürecimizde bize çok destek oldu. Gerek bu mikro desenli yüzeylerin üretilmesinde, gerek de üretilen yüzeylerdeki analizlerin yapılması konusunda bize çok yardımları dokundu. Burada da Türkiye'de yapma imkanı bulamadığımız bir takım ileri genetik çalışmaları Utkan Hoca sayesinde sürdürmekteyiz. Utkan Hoca'ya bize bu ortamda özgürce çalışma imkanı vermekte ve gerçekten istediklerimizi ve aklımızda olanları gerçek, real hayata yansıtabilmekteyiz. Stanford'da burası bir kanser merkezindeyiz şu an. Buranın adı Kanarya Kanser Merkezi. Eskiden madenlerde maden işçileri omuzlarına bir kanarya koyarak ya da kafeste bir kanarya tutarak derinlere giderlermiş ki eğer ortamda zararlı gazlar varsa ilk bundan kanarya etkilenirmiş. Böylece ortamda gaz olduğunu bilip erken teşhis kaçabilirlermiş bu olumsuz etkilerden. Bizim amacımız da bu çeşit kanaryaları kanserde bulmak. Yani kanserin erken teşhisini yapacak teknolojileri geliştirmek. Yani biz kanserin kanaryası olmaya çalışıyoruz. Çok ucuz, çok kolay tekniklerle bunları sadece kanla değil ama tükürükle dişçinize gittiğiniz zaman ileride biz hayal ediyoruz ki tabii önce her zaman bir hayal ediliyor. Daha sonra onun için gerekli problemler, gerekli sorunlar, gerekli teknolojiler geliştiriliyor. Acaba siz gidip sadece dişçinizde sadece dişinize uydurmak değil de oraya tükürüp yan taraftaki cihazlara bu küçük, bu ufak, çok ucuza belki 10 sente 1 dolara yapılabilecek cihazlara bu taşınabilir cihazlara ki hani yakılabilsin ki sonrasında enfeksiyon bulaşmasın kolayca kurtulabilelim. Acaba siz tükürerek orada aynı zamanda bir kanser teşhisi erkenden yapabilir miyiz? Bu tarz projelere yoğunlaşıyoruz. Bu projeler bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü bunlar gerçekten dünyanın en büyük problemlerinden biri olan kanser üzerine yoğunlaşmış vaziyette şu an laboratuvarımız. Geçmişte aldığımız bu deneyimlerle de Utkan Hoca'nın yapmış olduğu çalışmaları bir araya getirerek ilerletmiş olduğumuz projelerde bulunmaktadır. Bunların başında HIV üzerine yoksul ülkelerde yani kaynaklardan yoksul ülkelerde yapılan birçok çalışmalar için HIV tanı kitlerinde bulunduk. Bunlar için HIV'nin virüsünün direkt olarak kan içerisinden ayrıştırılması metodunu geliştirdik beraber. Kendisi yurt dışındaki Türklere çok iyi destek veren bir hoca. Ve beraber yaptığımız birçok çalışma var. Bunların arasında kalp krizinin teşhisine yönelik tanı kiti geliştirmesi bu benim doktora tezim. Virüslerin, bakterilerin, mayaların ve diğer kanser hücrelerinin kanda, serumda veya diğer sıvılarda tespitiyle ilgili çalışıyoruz. BEM laboratuvarında da TÜBİTAK bursiyeri olarak 4 aydır çalışmaktayım. Utkan Hoca enerjisi hiçbir zaman tükenmeyen ve bize sürekli araştırmalarımızda gerek vermiş olduğu feedbacklerle ve destekleriyle sürekli arkamızda duran bir hocamız. BEM laboratuvarında çalıştığım alanlar nanoplazmonik sensörler. Nanoplazmonik sensörler olarak idrardan prostat kanseri belirteçleri üzerine çalışmalarımı yürütmekteyim. Aynı zamanda 3D kanser modelleri üzerine çalışmalarım hala devam etmekte. Kişisel olarak Utkan Hocam çok mütevazi. Çok başarılı bir insan olmasına rağmen çok mütevazi bir insan. Bu bilim dünyasında çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Çok rahat gidip öğrencileri olarak kendisiyle konuşabiliyoruz. Deneylerimiz ve işlerimizle ilgili sıkıntılarımızı konuşup çözümler üretebiliyoruz. Bilim adamı olarak ise Utkan Hocam çok vizyoner bir insan. Trendleri, bilim dünyasındaki gelişmeleri çok iyi takip edip ona göre bizleri yönlendiriyor. Çalışmalarımızda bize yol gösteriyor. Ben Utkan Hoca'yı 2006 yılında tanıdım. Harvard'da ben de staja gelmiştim. O zaman o da doktora sonrası araştırmalarını yapıyordu aslında. Benim şu anda olduğum konumdaydı. Benim
Yani ilk gözüme çarpan özelliği hep büyük hedefleri olması. Yani diğer hocalarla konuştuğunuz zaman aynı seviyede bile olsalar Utkan Hoca'nın her zaman çok büyük hedefleri var. Ve hep çok motive, hiçbir zaman yani motivasyonu düşük olsa olduğu zamanlar olsa bile bunun başarısının önüne geçmesine genelde izin vermiyor. Ve bu akademik dünya için çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum ben. Ve diğer bence çok hani kendisine muasır bir özellik, etrafındaki öğrencileri ve insanları çok iyi motive edebildiğini düşünüyorum. Türkiye'den gelen öğrencilere laboratuvarını açmakta oldukça istekli davrandığını söyleyen Utkan Demirci, bunun sebeplerini şöyle açıklıyor. Dünyanın her yerinden çok başarılı, ne bileyim ben Singapur'dan, Almanya'dan, Cornell'inden, çok değişik Amerika'nın her yerinden çok başarılı, Türkiye'de çok kaliteli üniversitelerde kaliteli eğitimleri almış insanlar başvurular yapmaya başladılar. Biz de CV'lerine bakıp gerçekten bu kaliteli insanları laboratuvarımıza alıyoruz. Bunlar daha sonra bitirdikten sonra gidip çok değişik ülkelerde, Türkiye'de çoğu, bir kısmı Amerika'da hoca oluyor. Bilimsel kalitesi, bilimsel değeri olan, karakteri güzel, kendi güzel insanlarla beraber çalışmaya çalışıyoruz. Utkan Demirci'nin geleceğin bilim insanlarına tavsiyeleri yoğun bir yaşanmışlık ve hayat görgüsü içeriyor. Risk almaktan çekinmesinler. Hani akıllıca riskler olduğu sürece kendilerine çok güvensinler ama alçak gönüllülük arasında çok ince bir çizgi var. Benim gözlemlediğim insanlar daha başarılı oldukça genelde daha alçak gönüllü oluyorlar. Bence o karakter yetileri çok önemli insanların başarılı olmasında. Yani her şey bir iki soruyu fazla çözmek veya bir iki problemi başkalarının çözemediği problemi çözmekte geçmiyor. Daha sosyal, daha etkin, değişik yetiler de insanın hayatta başarılı olmasını sağlıyor. Özellikle bilimde. Genel bir yol haritasında bir hedefe doğru düzenli bir şekilde devamlı yılmadan adım adım yürürlerse insanlar genelde er ya da geç amaçladıkları hedeflere çalışırlarsa bu uğurda ulaşıyorlar.